Ödün kopuyor değil mi kimse görmeyecek diye? Yeteneksiz, ilgi delisi. Şunun giydiği kıyafete bakın. Utanmadın mı bu fotoğrafı paylaşmaya? Kapat bilgisayarı, bir daha oynama. Anca getir götürümü yaparsın. İşte duyduğumuzda bile tüylerimizi diken diken eden bu sözlerden korunmak ve çevremizdekileri korumak artık çok zor. Çünkü onlar aramızdalar. Siber Dijital Yerlerin kanalı Sosyal Kafadan herkese merhaba. Bu hafta dijital dünyanın içinde şekillenen, kullanıcı sayısının ve internete erişimin artmasıyla çok daha yaygın hale gelen bir problemden bahsedeceğiz. Siber zorbalık. İnternete bağlı dijital ortamlarda gerçekleşen bir bireyi veya grubu korkutmayı, zarar vermeyi, tehdit etmeyi ya da utandırmayı amaçlayan, kasıtlı ve tekrar eden davranışlara siber zorbalık diyoruz. Siber zorbalığın tekrar etmesi çok önemli bir kriter. Çünkü bir kere olması durumunda her zaman siber zorbalıktan bahsetmek mümkün olmuyor. Siber zorbalığın genelde gençler ve çocuklar arasında yaşandığı gibi yanlış bir kanı bulunuyor. Fakat sen, ben, hepimiz siber zorbalığa hayatımızın bir evresine maruz kalıyor veya yayılmasına katkıda bulunuyoruz. Bunun en basit örneklerini tanınmış kişilerin sosyal medya hesaplarının altına gelen yorumlarda görebiliriz. Ne var canım ya, onlar ünlü insanlar, eleştiriyi kaldırabilirler demek bu noktada pek de yeterli olmuyor. Çünkü yapıcı eleştirinin sınırları aşıldığı zaman siber zorbalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Ayrıca ünlüler dışında birçok yetişkin insan da çeşitli şekillerde bu durumdan etkileniyor. Find something that you're insecure about or that bothers you, they will use that against you. Tabi bir de pandemi durumu var malumunuz. Her olayda olduğu gibi dijital zorbalık üzerine de etkilerini görebiliyoruz pandeminin. Evlere kapandığımız süreçte artan internet kullanımına bağlı olarak siber zorbalığa maruz kalma oranlarımız da arttı. Sosyal medya üzerinden özellikle kadınlar ve çocukların siber zorbalığa maruz kaldığını görüyoruz. Erkeklerde ise çevrimiçi oyunlar bu konuda en başta yer alıyor. Ancak hangi mecrada olursa olsun siber zorbalık herkes için potansiyel bir tehdit olmaya devam ediyor. 100 kilo kesin bak. 100 kilo anca oyun oynayan, aklı bir şey ermeyen. Adam vur lan köpke. Köpke. Vurmayacağım şimdi. Siber zorbalık çeşitli şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Kim bilir, belki de internet ortamında bulunduğumuz süreçte dijital zorbalığa maruz kalıyor ama bunu fark edemiyoruz. Bunun için sizinle birkaç başlık paylaşmak istiyoruz. Böylelikle çevrenizdekilerin ya da kendinizin siber zorbalığa maruz kaldığını fark edebilir ve harekete geçebilirsiniz. Dışlama. Gerçek hayatta çoğumuzun karşılaştığı sosyal ortamdan kasıtlı olarak dışlanmanın online versiyonu. Siber taciz. Hoş olmayan mesajlar, e-postalar ya da bunların başka bir formundan oluşan mesajların kasıtlı olarak mağdura gönderilmesi. And she knew that most guys, after she broke up with them, would always share those photos or videos. The first time she found out, she had a panic attack. Kışkırtma veya flaming. Online oyunlarda çokça rastladığımız bu başlık, bireyi sistematik olarak sinirlendirme girişimlerinden oluşuyor. Bas şuna kaç! Lan bas şuna kaç! Bas şuna kaç! Adam seni adam bıraktı! Adam arkamda! Nasıl ona basayım? Abi, adam arkamda ya! Sinirlenen bireyin yavaş yavaş kötü hissetmesi ve bıktırılması hedefleniyor. Kimlik hırsızlığı. X kişisinin hesabınıza sızması ve uygunsuz içerikler paylaşması. Ki uygunsuz içerikler her zaman cinsel içerikler olarak algılanmamalı. Sizin adınıza rızanız dışında atılan her şey uygunsuz içerik olarak değerlendirilebilir. Bunun bir diğer versiyonuysa catfishing. Mağdurun adına sahte hesap açılması ve bu hesaplar üzerinden sizin personanızı taklit etmesi ve zamanla itibarınızı ve sosyal çevrenizi kötü anlamda etkilemeye başlaması. Yine bu hesaplardan mağdurun özel bilgilerinin aşağılayıcı bir biçimde üçüncü şahıslara gönderilmesi ise dizzying. Küfürlü içerikli eylemler, yerme dediğimiz zorbalık metoduyla tanımlıyoruz. Peki bütün bu siber zorbalıkları yapanlar kim? Böyle sorunca herkesin cevabı uzakta aradığını tahmin edebiliyoruz. Ancak videonun başında da söylediğimiz gibi siber zorbalar aramızdalar, hatta ailemizin içinden bile olabilirler. Şunu unutmamak gerekiyor ki siber zorba olmak bir süreç içerisinde gerçekleşiyor ve bu süreci sağlıklı yönetmek hepimizin elinde.
genellikle günlük hayatında sağlıklı ilişki kurma ihtiyacını karşılayamayan, yakın çevresi ki bu çocukluk yıllarında genellikle anne, baba ya da öğretmen tarafından yargılanan, değersiz hissettirilen, utandırılan bireyler kendilerini güçsüz hissediyor ve çareyi internet ortamında gücünü kullanarak hak ettiği değeri almakta buluyor. Aslında bütün bu güç gösterisi psikolojik ihtiyaçlar için bir yakarış. Bu yakarışı zamanında görmek ve müdahale etmekse hepimizin sorumluluğu. Yani yakın çevrenizden birinin siber zorbalık yaptığına şahit olursanız tüm suçu ona yüklemeden bir daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Peki sanal ortamda zorbalık neden daha yaygın? Öncelikle yüz yüze bulunduğumuz ortamlarda daha kolay empati kurabiliyoruz. Doğrudan gözlem içerisinde bulunacağımız, yani davranışlarımızın etkilerini karşı taraf üzerinde direkt görebileceğimiz için daha kontrollü hareket edebiliyoruz. İnternet ortamına baktığımızdaysa özellikle anonim olmanın getirdiği rahatlık ve karşı tarafın tepkilerini sınırlı seviyede deneyimlemek siber zorbalığa çok uygun bir ortam yaratıyor. Hepimizin korkulu rüyası sosyal medyanın resmi olmayan düşünce baskılama mekanizması olan linç konusuna değinmezsek olmaz. Bir şeyler paylaşırken defalarca düşündüren, birçok insanın mental olarak sorunlar yaşamasına sebep olan ve düşünce özgürlüğümüzü kısıtlayan linç kültürü maalesef ülkemizde de çok yaygın durumda. Yakın geçmişimizde bile birçok örneğini rastlayabiliyoruz. Mesela pandemi sürecinin başında karşılaştığımız birçok olayı örnek verebiliriz. Karantina öncesi alışveriş yaparken aldığı ürün yüzünden linç edilenler, sokağa çıktıkları için linç edilen yaşlılar ve daha sonra gelen pişmanlık hissi. Aslında tüm mesele burada başlıyor. Dinlemiyoruz, sorgulamıyoruz ve anlamaya çalışmıyoruz. O an içinde bulunduğumuz ruh hali ve düşünce yapısıyla ani tepkiler veriyoruz. Bu tepkiler o kadar hızlı yayılıyor ki topluluktan ayrışmak istemeyen bireyler de bu toplu harekete destek veriyorlar. Siber zorbalıktan korunmayı öğrenmek ve öğretmek tüm internet kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor. Hep söyledik, yine söyleyeceğiz. Dijital okuryazarlık. Artık küçük yaşlardan itibaren içerisinde bulunduğumuz dijital dünya hakkında erkenden bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Dijital yerlilerin çağında dijital okuryazarlığın daha küçük yaş gruplarına tanıtılması ve temellerinin atılması bir gereklilik. Tabii bunlar olana kadar çevremizdekileri bilinçlendirmek adına özellikle ebeveynler açısından yapılabilecek müdahaleler mevcut. Özellikle çocuklar için yasaklamalardan ziyade kontrollü internet kullanımı birçok siber zorbalık durumunu engelleyebilir. Ele geçirilmesi zor kullanıcı şifrelerini kullanmak ve güvenlik yazılımlarını güncel tutmak bilgilerinizi korumakta faydalı olacaktır. Tanımadığınız kişiler sizden kişisel bilgilerinizi, onayınızı veya paylaşım yapmanızı istediğinde onları engellemekten asla çekinmeyin. Eğer siber zorbalığa maruz kalırsanız bunu çevrenizle, ailenizle ve öğretmenlerinizle paylaşmaktan korkmayın. Siber zorbalığın bir suç olduğunu unutmayın. Günlük yaşamınızdaki etik kuralları dijital dünyaya aynı şekilde taşıyın. Günlük yaşamın yansımalarını tecrübe ettiğimiz dijital dünya her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Buna paralel olarak çözüm arayan daha fazla sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorunlardan biri olan dijital zorbalıkla mücadele uzun bir süre daha çözüm aramaya devam edecek gibi duruyor. Ama sakın merak etmeyin, dijital yerlerin kanalı Sosyal Kafa olarak karşılaştığınız her sorun için biz burada olmaya ve çözüm aramaya devam edeceğiz.